Selam arkadaşlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizler için yepyeni mobil oyunları bir araya getirdim. Listede online mobil oyunlarda yer alıyor, internetsiz mobil oyunlarda. Eğer yeni yapımları arıyorsanız lütfen bu listeyi sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Buna benzer liste videolarının daha sık gelmesini istiyorsanız da yine bu videoyu beğenmeyi, altına yorum bırakmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çok yakında 10.000 abone olacağız. 10.000 abone olduğumuzda güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. İlk haberdar olmak için açıklama kısmında yer alan Discord kanalımıza ve Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Instagram hesabımdan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. İlk oyunumuz Face Off var. Oynayabileceğiniz en düşük sistem gereksinimlerine sahip mobil oyunlardan biri. Çünkü oyun online ve 3 boyutlu olmasına rağmen oldukça kötü telefonlarda bile çok rahat bir şekilde çalışabiliyor. Siz de mobil TPS bir oyun oynamak istiyorsunuz ama telefonunuz kötü, o zaman Face Off var'ı tercih edebilirsiniz. Ama şunu da söylemem lazım arkadaşlar, iyi bir telefonunuz varsa mobil TPS tercih etmek istiyorsanız bu oyun ilk tercihinizin olmaması lazım. Çünkü oyunun birçok anlamda gelişmesi gerekiyor. Sadece bu oyunu telefonu kötü olup bu tarz oyunlar oynamak isteyenlere önerebilirim. Oyunun ayrıntılı inceleme videosunu izlemek istiyorsanız yukarıdaki kartlar bölümüne uğramayı unutmayın. Ayrıntılı bir şekilde oyunu oynadım, inceledim. Tüm görüşlerimi orada aktardım. İkinci oyunumuz Divinity Rise. Klasik bir sıra tabanlı RPG oyunu. Diğer oyunlardan en büyük farkı grafiklerinin oldukça iyi olması. İyi olmasından kastım muazzam gerçekçi grafikler değil, daha çok animasyonlara önem veren kartun tarzı grafikler. Farklı türlerde kahramanları bir araya topluyorsunuz ve kahramanların çeşitliliği oldukça fazla. Her kahramanın 3 tane yeteneği oluyor. Bu yetenekler alan hasarı, ikili hasar veren veya tekli hasar veren yetenekler. Karşınıza gelen düşmanları bu yeteneklerle alt etmeye çalışıyorsunuz. Kahramanların farklı özellikleri var. Yani birden fazla kahramanı farklı takım unsurlarında birleştirebilirsiniz. Örneğin bir kahraman çok daha büyü hasarına sahipken bir kahraman çok daha fazla yakın hasarına sahip olabiliyor. Bu tarz farklılıkları özlediyseniz, yeni bir oyun oynamak istiyorsanız bu oyunu deneyebilirsiniz. Ben yetenek animasyonlarını da çok sevdim. Üçüncü oyunumuz Max. Oynayabileceğiniz en iyi üçüncü şahıs nişancı oyunlarından biri. Çünkü oyunun grafikleri çok iyi. Beta aşamasında olmasına rağmen de çok akıcı bir deneyim sunuyor. Bu oyunu ayrıntılı bir şekilde incelemek isterseniz yukarıdaki kartlar bölümünde bulunan gameplay videosunu izlemeyi unutmayın. Ben oyunu ortalama bir oyun olarak beğendim. Ama gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kahraman çeşitliliğinin artması gerekiyor. Ve bence FPP, yani birinci şahıs bakış açısının mutlaka gelmesi lazım. Daha zevkli olabileceğini düşünüyorum. Oyunda yakın mesafe nişan aldığınız zaman omuz kamera açısıyla rakibinizi görebiliyorsunuz. Bence en azından burada birinci şahıs devreye girebilirdi. Farklı sınıflar var. Farklı sınıflar arasında farklılıklar da var. Ama bu oyundaki sınıfları mutlaka buna benzer bir oyunda görmüş olabilirsiniz. Özgünlük bakımından biraz zayıf bir oyun. Ama dediğim gibi yeni ve online mobil oyunlar arıyorsanız şu an için çıkanlardan en iyisi bu diyebilirim. Dördüncü oyunumuz The Walking Dead serisine ait bir oyun. Oyun survival oyunu ama telefonu dik konumda oynayabildiğimiz bir RPG oyunu. Şunu da söylemem lazım, RPG oyununun yanı sıra tamamen stratejik öğelerin bulunduğu bir oyun. Buna benzer birçok oyunu farklı konseptlerde oynamış olabilirsiniz. Ama The Walking Dead hayranıysanız bu oyunu da oynamadan geçmeyin. Çünkü oyun tamamen Türkçe ve herhangi bir ping problemi yaşamadan diğer düşmanlarla savaşıp oyun içindeki zombileri öldürebilirsiniz ve tabii ki barınağınızı daha fazla geliştirerek daha uzun süre hayatta kalmayı sağlayabilirsiniz. Şunu söylemem lazım, buna benzer mobil strateji oyunlarından çok da farklı bir özelliği yok. Sadece temasından dolayı bu listeye aldım ve tabii ki yeni olduğundan dolayı bu oyunu The Walking Dead hayranları zaten sevip oynayacaktır. Ama buna benzer mobil strateji oyunları oynayacaklar varsa bu ilk tercihim değil. Beşinci oyunumuz Infinity Lagrange. Nitez Games'in çıkardığı bir mobil strateji oyunu. Tabii ki içerisinde bol bol RPG öğeleri de var. Ve gördüğünüz gibi olabildiğine uzay teması işleniyor. Uzay temasını işlerken en önemli şey bence özellikle bu tarz strateji oyunlarında arka planın oldukça iyi yansıtılmış olması. Ve bu oyunda da bu yansıtılma gözle görülür bir şekilde belli oluyor. Özellikle uzayda yıldızları, gezegenleri ve diğer çevre detaylarını izlemek bence bu oyunda oldukça güzel olmuş. Sadece oyunun stratejik unsurlarının biraz da arttırılmış
arttırılması ve kolaylaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ilk level'larda bile çok fazla yükseltme süreleri var. Bu yükseltme sürelerini hızlandırmak için tabii ki oyun için nakit para kullanabiliyorsunuz. Ama bu da belli bir süreden sonra oyun ekonomisinin pay to win'e dönmesine sebep oluyor. Bunu Tez Games'in genelde sık sık yaptığı bir şey. Özellikle Avrupa'da yayınladığı oyunlarda bunu sık sık uyguluyor. Ama uzay temasını seviyorsanız, strateji oyunları arıyorsanız bence bu oyunu deneyebilirsiniz. Henüz yeni olmasından dolayı birçok Türk oyuncuyu da içerisinde bulunduruyor. 6. oyunumuz Family Farm Adventure. Mutluluk dolu bir oyun. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka bu oyunu oynamalısınız. Tamamen Türkçe olmasından dolayı mutlaka denenmesi gereken bir yapım. Özellikle zamanında benim gibi çiftlik oyunları oynamayı seven birisiyseniz mutlaka deneyin. Çünkü ben oynarken oldukça sevdim. Türkçe olmasından dolayı hikayeye de hakim bir şekilde oynamak daha güzel hale getiriyor. Yalnız şöyle bir durum var. Bu oyuna girmek için internet bağlantısı gerekiyor. İnternet bağlantısıyla girdiğiniz zaman da yapabildiğiniz tek şey başkalarının dünyalarını ziyaret edebilmek ve onlarla kooperatif anlamında iletişim kurabilmek. Buna benzer birçok oyun var, yalan yok. Ama Türkçe seçeneği olan oyunlar oldukça az. O yüzden bu tarz sakinleştirici ve dinginleştirici oyunlar istiyorsanız mutlaka Family Adventure'ı denemenizi tavsiye ederim. 7. oyunumuz 7 Krallık Savaşı. Zamanında browser olarak oynadığımız birçok MMORPG ve RPG strateji oyununun özelliklerini içerisinde bulunduruyor. Gördüğünüz gibi tamamen 2D bir platformda kalenizi savunmak amaçlı oynadığınız bir yapım. Asker çağırıyorsunuz, askerlerinizle beraber karşı kulenin askerlerini yenmeye çalışıyorsunuz ve en son olarak da karşının kalesini parçalamak en büyük hedeflerinizden biri. Şöyle bir durum var gençler, oyun tamamen internetsiz olduğu için maalesef çok fazla çeşitlilik yok. Zamanla güncellemelerle daha fazla çeşitli yerler gelecektir diye tahmin ediyorum. Ama şu an için sınırlı sayıda bölüm var. Bence hafif bir oyun arıyorsanız, internetsiz bir şekilde telefonunuz kötüyse mutlaka bu yapımı denemenizi tavsiye ederim. Ben oynarken eğlendim ama tabii ki bir stratejik oyunda ne kadar eğlenebilirseniz o kadar eğlendim. En azından 3 boyutlu olsaydı veya 2D platform yerine farklı bir konsept oturulsaydı daha güzel olabilirdi. 8. oyunumuz Sword Hunter. Telefonu dik konumda oynayabileceğiniz aksiyon hack and slash oyunu. Oyun oynamak oldukça basit. Telefonu tek elle de oynayabilirsin, iki elle de tutup oynayabilirsin. Ama şöyle bir durum var. Olabildiğince hızlı hareket etmek zorundasın. Çünkü düşmanlar da sana senin kadar hızlı saldırmak için zaman kolluyor olacak. Oyunda en büyük amacınız hasar almadan çok daha fazla bölümü yerine getirmek olsun. Oyunda her seviye atladıktan sonra belli başlı özellikler arasında seçim yapıyorsunuz ve bu seçimlere nazaran daha da güçleniyorsunuz ama karşınıza daha kalabalık gruplar ve daha güçlü gruplar denk geliyor ve onları da yenmeye çalışıyorsunuz. Oldukça basit bir oyun, basit bir oyun arayan için çok ideal bir yapım ama siz daha karmaşık aksiyon RPG oyunlarını seviyorsanız bu oyun sizi mutlu etmeyebilir. Ama mutlu etmiyor diye de oynamamazlık etmeyin. Dediğim gibi metroyu çok kullanıyorsanız, otobüse biniyorsanız veya yalnız yolculuk yapıyorsanız elinizi alıp zaman öldürebileceğiniz güzel oyunlardan biri. 9. oyunumuz A Way to Smash. Oynayabileceğiniz en zevkli yapımlardan biri. Oynaması bazen çok zorlasa da oldukça eğlenceli zamanlar geçirebileceğinizin garantisini veririm. Oyunda bir kahramanınız var ve bölümlerde karşınıza gelen düşmanlar oluyor arkadaşlar. Bu düşmanların üzerine tıklayarak onlardan önce onları parçalamanız gerekiyor. Aynı bir cam kırılır gibi tüm düşmanlarınızı kırmanız lazım. Eğer onlar daha önce hamle yaparsa maalesef siz kırılırsınız ve bölüme tekrardan başlamanız lazım. Peki bu bölümleri atladıkça neler elde ediyorsunuz? Tabii ki kahramanınızın görünümünü özelleştirebiliyorsunuz. Elindeki silahı değiştirebiliyorsunuz. Birçok farklı özelliğe erişebiliyorsunuz. Tamamen internetsiz olduğundan dolayı mutlaka telefonunuza indirmenizi tavsiye ettiğim bir oyun. Çünkü can sıkıntısında birebir bazen zorladığı yerlerde canınızı sıkıyor. Ama öyle bir durum da var. Buna da artık internetsiz oyun oynayan herkes alışmıştır diye düşünüyorum. 10. ve listemizin son oyunu Outer Worlds. Oynayabileceğiniz en iyi RPG oyunlarından biri. Özellikle son zamanlarda çıkan en iyi yapımlardan biri diyebilirim. Çünkü ben bu oyunu oynarken zevk aldım. Size göre kötü olabilir ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Oyunda online seçeneği de var. Özellikle online oynayamayacağınız zamanlarda hikayeli modda oynarsanız mutlaka kahramanlarınızı farklı özelliklerde dizmeye özen gösterin. Çünkü bu oyundaki kahraman dizilimleri gerçekten önemli. Bir haritada kahramanlarınızın hepsini kontrol ederek ilerliyorsunuz. Karşınıza gelen canavarları yok etmek için farklı taktikler izlemeniz gerekiyor. Çünkü oyun bildiğiniz satranç oynama kafasıyla ilerliyor. Tahtalarda kare kare ilerleyerek saldırı yapıyorsunuz. Arka arkaya gelen düşmanları daha kolay öldürebilirsiniz.
Ama şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yetenekleriniz de belli başlı kombolar halinde kullanırsanız daha fazla düşmanı etkileyebilirsiniz. Birden fazla özellik var oyunda ama bunu keşfetmeniz gerekiyor. Ben bile hala 2 saat, 3 saat oynamama rağmen tam olarak özelliklerin hepsini açamadım. Mutlaka deneyin. Ve video bitti. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yeni çıkan oyunlar arasından hoşunuza giden yapımlar bulabilmişsinizdir. Bulamadıysanız üzülmeyin, mutlaka bunun devamı gelecek. Daha çabuk gelmesini isterseniz bu videoyu beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Unutmayın, çok yakında 10.000 abone olacağız. 10.000 abonede güzel bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Bu çekilişten ilk haberdar olmak için Instagram hesabımı takip etmeyi, aşağıda açıklama kısmında yer alan Discord kanalımıza ve Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.